akşama yaklaşırken buraya kedi yerleştirdi. Demin kovdum, tekrar geliyor. Ve pet shop'u olan komşuyu, narsist, ana oğul, x hamster kafaya almış besbelli. Evet. Kovuyoruz, kovuyoruz, tekrar geliyor. Hemşire tarafından yönetilerek evimizin önünden ayrılmayacak. Kesinlikle toksoplazmalı. Aynen kanserden ölen komşuyu bana karşı kışkırttığı gibi evine hırsız sokarak 3 kez hırsız girmiş. Onu da inandırmıştır ben yapıyorum diye. Bu komşuyu da aynı inandırmıştır ben yapıyorum diye. O da aklı sıra intikam alacak. Şimdi köpeği sustu. Fakat işe gittikleri zaman bütün gün havlayacak. Hiç şüphe yok. Aynen Fuat Orhun, ki işleri falan yoktu, Kadriye Orhun'un yaptığı gibi köpeğini bırakıyordular buraya, gidiyordular sürtmeye. Bütün gün havlamalarını çekiyorduk. Onun da çekeceğiz. Bu narsist şeytan böyle şeyler yapabiliyor. İnsanları kandırabiliyor. Birisine yüklenmek için. Aynen öyle kanserliği de kandırdı. Evlerin önünden bokları temizliyordum ben. Bok 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 döşedi döşedi döşedi. Penceresinin dibine kadar leğen dolu boku dayadı. Kanserli kanserli. Onu daha çok ölüme sürükledi. Ve karım şikayet ediyor, sürekli bir kağıtlar falan atıyorlar önüne. Bu apartmandaki herkesi bana karşı kışkırtmış. Olduğu narsist gibi. Oldukları ana oğul utanmadan X hamster gibi. Playboy kalınca. Fırt gır gır pas pas. Amara kalmayı. Yaramaz kedi şerafetin. Milli damat Johnny Logan. Evet, işlem tekrarlanıyor. Penceremin yanında olmuş. Erken yatıyorum ben. Aynen kanserli de öyle bana kafa tutmuştum. Üstüme yürümüştü hatta. Onun evinin önünden bokları kaldırıyordum hep. Oraya bok atıyorum diye beni suçlamıştı. Onu gaza getirmişti. Oraya gittiğim için Yusuf bokları atıyor diye. Tam bir şeytan. İkisi de siz bunları yok etmeyin. İlk başta bir deprem geliyor, sonra bir tane daha, sonra işiniz bitik.